Taylan Bey. Efendim merhaba. İşte Zümrüt Sıvan artık burada. Kalamış da bizlerle beraber. Sıvan Karavan'a çok teşekkür ederiz. Hepinizin istediği bir şey vardı. İşte Taylan artık bir karavan sahibi olsun, karavan sahibi olsun diye. Evet vardı belki ama elimizden geldiğince işte hani yeni bir modeli tanıtmak ya da inandığımız bir modeli tanıtmak derdi. En sonunda Sıvan Karavan doğru bir model yaptığı için ben de inandım ve güvendim. Ve onlar dediler ki Taylan Bey buyurun. Biz de artık Sıvan Karavan'la beraberiz. Zümrüt modelindeyiz efendim. Önce kapıdan başlayalım. Kapı Hollanda malı. Fuarda çok gördünüz bu kapıları. Bunlar güzel kapılar. Ben de zaten yabancı karavanlarda görüyordum. Kilitliyorsunuz ve açıyorsunuz. Çok kolay bir kullanımlar. Hemen çöp dengesine gelin. Ben çöp dengesini değiştirdim. Yani bana uymadı. Sizlere belki uyabilir. Ben buna farklı bir şey yaptım. Buraya lastiğimi yapıştırdım. Bildiğimiz bunu yaptım böyle. Bu biraz daha bana kolay geldi çöp dengesi. Yani hani söyleyeyim dedim sonra şey olmasın diye. Hemen buraya girelim. Yavaş yavaş isterseniz dışına ben size tanıtayım. Öncelikle şöyle göstereyim. Burası hep sizin ailelerin isteyeceği, çocukların isteyeceği bir şey. Peki 220 girişi var. Burada anten girişi var. Burada bir anten daha girişi var. Buradan dışarı elektrik çekeceksiniz. Televizyonunuzu koyacaksınız ve seyredeceksiniz. Aileler bunu çok sevecekler. Burada hemen aşağı doğru inebilirsek çok memnun olurum. Truma Mover Smart'ımız var. Çok teşekkür ederiz. Termosa Mobile sağ olsunlar. Normalde bu Sıvan'ın Zümrüt karavanlarında Mover yoktu. Termosa Mobile dedi ki Taylan Bey ister misiniz takalım isterseniz hediye ederim dedi. Çok teşekkür ederim. Termosa Mobile sağ olsun. Çok güzel bir şey bu. Bu yani Mover çok farklı bir şey. Eski Mover'ım çok hareketliydi. Çok sarsılıyordu araba ama tabii ki 2001 yapımı. Şimdikilerde bunu ayrıca bir video yapacağım size. Yavaş yavaş ilerlemesi. Tabii bunu toparlayacağız arabayı. Yavaş ilerliyor ve sonra hızlanıyor. Sonra tekrar yavaşlıyor. Çok güzel bir şey. Truma güzel yapmış bence. Teşekkür ederiz. Hemen bu kapağa geçiyoruz efendim. Burada benim en çok kullandığım. Hemen dikkat ederseniz böyle bir şey normalde olmuyordu. Biz sağ olsun Sıvan Karavan çalışanları dedik abi yapalım dedi. Böyle bir bildiğiniz iple tutuyoruz ki aşağı düştükçe buradaki aksamlar zamanla plastik olduğu için kırılabilir. Burası bizim öncük buncuk hepsi burada. Bu depomuz boş. Burası boş. Öteki tarafta olur. Onu göstereceğim. Pardon. Hemen bunu kapattık. Bence zaten güzel. Burası gaz çıkışımız. Hepinizin seveceği, mangalları yapmak isteyenlerin yapacağı. Üzerinde şey vardı, ben çıkardım onu düşmesin diye. Buradan gaz çıkışımız var. Yani tüpten alıyorsunuz, içerideki tüpünüzden mangal çıkışınız var. Hepiniz seversiniz tabii. Efendim burası ıvır zıvır bölme. Tüpümüz burada. Hemen buraya yaklaşalım, ben şöyle kenardan göstereyim. Bakınız, burada Truma'nın kaza anında tüpü kilitleme vanası var. Burada da içeri giren vanalarımız var. Ayrıca Sıvan Karavan demiş ki, bir tane daha yapıyorum. Olur ki bir şey istersiniz diye. Bu boşta bekliyor. Haberiniz olsun. Her şey tamam. Burası da böyle. Hemen buradaki ikinci dolabı gösterelim. İkinci dolabımız burası. Böyle. Kolay, pratik. Genelde ben bu tarafı kullanıyorum. Orada fazla bir alacağım, vereceğim olmadığı için. Açık tuttum ki sizlere anahtarla açma uğraşmasına girmemek için. Ön pencerimiz zaten gördüğünüz panorama penceresi. Genellikle ben hep bu taraftayım. Buradaki bu. Üstteki pencereyi de açtım. Büyük pencere görün diye. Ben pek kullanmayabilirim belki ama sıcak havalarda herhalde kullanılacak o pencere. Bu öne doğru açılıyor. Bu da böyle. Bu yine İngilizlerin yaptığı eski stilde. Hollanda karavanlarda vardı. Sıkıştırmalı. Bu da sıkıştırmalı. Yani çıt çıt diye açılandı. Çünkü buna ağır pencere taşımaz diye yapmışlar. Hemen burada yine çok geniş ferah penceremizi görüyorsunuz. Zaten bunlar sağ ve sol açtığınız zaman çok ferah bir görüntü sağlıyor. Buradaki dolabımızın kapağı bunu böyle buna yapmadık. Çünkü buna gerek duymuyor. Bakın bunu deminki anlatmak istediğim buydu işte. Bunu böyle çok çocuklar ve de bırakırsanız bu zamanla buradan atar. Ama dikkat etmek lazım. Buna yapmadık. Truma kombimiz. Su depomuz. Burada içeride bağlantılar var. Burada başka bir şeyimiz yok. Bir de ne var orada? Bir şey daha var. Bakayım ne var. İçerisi böyle. Burayı pek kullanmıyorum. Burası kapalı. Bunu biliyorsunuz zaten. Truma kombinin bacası. Durduğumuz zaman açıyoruz. Normalde giderken de kapatıyoruz. Bir zarar vermesin diye. Hemen buraya geldik. İşte burası bizim hayat kapağımız. Yani su depomuz. Bunu çıkartıyoruz. Koyuyoruz ve suyumuzu dolduruyoruz. Benim sevdiğim bir bölüm burası. Çünkü su ihtiyaç. Aman ne olur sularınızı dikkatli kullanmaya çalışın. Kapatıyoruz. Bu
neydi? Sobamızın bacası. Yukarıdan normalde çıkardı. Şimdi artık buradan çıkıyor ama soba yakmadığım için kapağı kullanmıyorum. Aman dikkat, soba yakınca kışın ne olur bu kapağı çıkartıp deponuza koyun. Duş. Duş. Çelettoları. Şu an gelmiyor. Neden? Çünkü kilitli. Aşağı basıyoruz. Hop hop hop. Aman fazla suyumuzu artırmayalım. Güzel mi? Güzel. Bakalım yazın. Kullanırız belki. Sizlere bir şov yaparız. Koyuyorum. Tabii duştaki gelmek istiyorum yanına diyor. Abi diyor. Lütfen diyor. Elektrik girişimiz. Yeni karavanlarda sanıyorum bunun yeri değişiyor. Çünkü elektrikte su biraz sanki şunlar biraz çok yakın olmuş. Hemen söyleyeyim, hatırlatayım. Svan karavanın Zümrüt modeli, yani bu model. Zümrüt demeyelim. Bu modeli şu anlık. Prototip modeli. İlk yaptığı model. Onun için bana verdiler ki buradaki yanlışlarımız, doğrularımızı anlatalım, düzeltelim. Güzel bir şey olsun diye. Yani detaylara baktık biz aslında. Normalde karavan canavar bir şey yok. Onun bakımından çok rahat olun. Ama ne olur yakından görün karavanı. Burada böyle hemen. Bunu biliyorsunuz zaten. Bunu da biz böyle bir şey yaptık. Bunu böyle yapmadık ki tuvalet buradan çıkmasını rahatlatsın diye. Tuvaletimizi burada. Tetport tuvaletimiz. Hemen ipini şöyle içeri atıyorum. Çok da pratik oldu. Arkaya geldiğimiz zaman bunları pek konuştuk biliyorsunuz. Çok konuşulmuş fuarda falan. Bunlar niye var diye. Bunlar niye var, bunlar niye var? TÜV istemiş. TÜV istediği için maalesef bunlar konmuş. Belki yeni karavanlar, yeni yerli karavanlar bunlar konacak diye emin değilim. Bazılarının da üstte bile var. Ya ona bir şey diyeyim. Onları ben, benim bildiğim dışında. Çok güzel ışıklar. Arka tarafı zaten... Bunu daha öğreneceğim ben. Yakalayamıyorum onu. Çok tam açamadım ben. Açacağım, öğreneceğim onu. Çok böyle bir klikten sonra açılıyor. Ve... Buradaki meşhur ışığımız kapı ön ışığı. İşte yağmur oluktu falan demişler. Yani çok mu yağmur oluğu önemli? Olabilir, ışık şey gelmesin diye. Bugün ayakkabımla giriyorum ama normalde ayakkabıyla girmiyorum. Sonra sileceğim. İşte efendim, yavaş yavaş içeri tanıyalım isterseniz. Burada bir portmanto, pardon mutfağımızdan, özür dilerim, mutfaktan başlayalım. Bu dolaplar değişiyor. Bu bizim argemizin sonucuna çıktı. Bunları böyle yaptık. Ben iki defa kafamı çok güzel vurdum. Buraya eski karavandan eşyalarımı koyarken şuna vurdum daha doğrusu. Bunları böyle bırakmıştım, açmıştım. Ondan sonra buradayken tak dedik, kafayı vurduk. Bunlara şu aralara ekstra raflar koyduk. Şu aşağıda da göstereceğim size, çok güzel oldu onlar. Şuralara, içerilere ekstra raf koyduk. Hanımlar falan beğenirdi içeride şu. Ve düşmemesi için de önlerine şöyle ağaçlar yerleştirdik ki sağlam ve güvenli olsun diye. Burada böyle ekstra bir kapağımız var. Ben buraya işte tuvalet kağıtları falan filan sıkıştırdım. İstediğiniz yapabilirsiniz. Bu güzel. Hep istemiştim. Çok pratik bence. Çok güzel bir şey. Evlerde de vardı biliyorsunuz. Sizin mutfaklarınızda var zaten. Bunlar da işte bulaşıklık ve çamaşırlık falan. Ocağın kapaklarını değiştirdik. Yani ben değiştirdim. Çıkarttık. Ben memnunum. Belki diyorum. Belki sanki şunun kapağı. Evet sadece ocağın kapağı kalabilir mi diye düşünüyorum ama şu an daha pek ihtiyaç duymadım. Biz bunu söktük. Siz sökmeyebilirsiniz. Neden? Çünkü bunu takat diyorsunuz. Kapattınız. Hepsini kapatabilirsiniz. Yolda giderken zaten kapatın, açık kalmasın onlar. Ben şu anda memnunum bunda. Ya şunu bir... Bak şimdi oldu. İçeride. bu çok güzel bir madde. Mutfak malzemesi şu üstteki. Bunlar da böyle bakın güzel. Bir şey asmak isterseniz kupalarınızı falan diye. Tak diyorsunuz, ışığınız yanıyor. Güzel yani, keyifli. Yukarıda bir şpildah havalandırma penceresi var. Bu bölüm vardı. Bu bölüm kapalıydı biliyorsunuz. Bir gardırop gibi küçük bir kapak yapmışlardı. Ben bu kapağı çıkarttım. Bilmem belki isterseniz istemezsiniz ama şu, burada kapı varken, buradan tekrar bu kapıyı açarken burada bir yer kaplıydı. Biz onu çıkarttık. Buraya 3 tane güzel as koyduk. İşte ayakkabı konuyor. Portmanto oldu aslında. Öyle bir şey yaptık. Bilmiyorum. Anahtarlarımızı falan taktık. Yani güzel oldu. Efendim, banyomuz. İlk duşumu aldım. Yani ilk defa geniş bir duşta banyo yapmış oldum. masamız duruyor. Masamızı koyacak bir yer bulamadım. Biraz kamp masam büyük oldu. Bugün ayakkabıyla giriyorum. Çok rahatsızım biraz ama yapacak bir şey yok. Efendim, burası böyle. Bunu ben taktım. Bu aparat, küçük aparat. Buraya yoktu. Yani yapacaklardı ama ne yapsak diye düşünürken şöyle bir şey yaptık ve döner bir şeyle hemen size göstereyim. Abarak, cubarak. Hop, mis gibi hop. Banyo perdesi de burada.
Güzel mi oldu? Bence banyo perdesi birçok karavanda var yurt dışında. Çok lüks karavanlarda bile var. Yani olması gereken bir şey bence. Duşumuz baksanıza, yani duş için şuradan döndüğü zaman şu kadar alanda zaten o kadar keyifli ki, o kadar rahat ki. Burası böyle. Burası lavabonuz. Özür dilerim, lavaboyu unuttum. Bunu biraz yavaş indirirseniz ne olur. Geldi, açtık. Bunu da döndürüyorum. 3 tane döndürüyorum. Açtım, elimi yıkadım. Hop, kapattım. Bunu döndürdüm, bunu döndürdüm, bunu da döndürdüm. Havlumu hemen şu yana astım ben. Hop dedim. Bunu da buradan kapattım. Kapatınca sular zaten alttan şeye gidiyor. Burada küçük depomuz daha var. Burası tuvaletimiz. Bırakınca biraz durmuyor bunlar ama eskiler duruyordu. Ha, duruyor şimdi. Tedford yine tuvalet. Hemen hatırlatalım. Taharet musluğumuz da var. Unutmayın. Vanası burada hemen yanında. Bu bence bir özellik yapılmış. Güzel olmuş. Ben halı koydum. İsteyen koymayabilir. Burada şeyli. İster içeri, ister dışarı olarak. Oh, şimdi içeri geldi. Güzel geldi. Yazın burada uyuyabilirim. Efendim, çok teşekkür ederim. Volkan çekiyor videoları. Şimdi nasıl yapacağız? Dışarı çıkacağız, öyle mi? Peki. Şimdi ufak ufak içeri geliyoruz. Evet, şimdi artık salona geçiyoruz. Yani şurada itibaren salonumuza giriyoruz. Salon zaten bir oda bir oda derler ya. Şimdi efendim, benim sevdiğim köşem. Burası, burada bütün ıvır zıvırlar var. Saatini koy, telefonunu koy, bilmem ne, orası öyle. Burayı ben yap. Şurada küçük ışığımız var. 5 watt ve 2, özür dilerim. Ha, 5 watt mıydı, volt mıydı, volt muydu? Amper, 5 amper ve 2 amperlik ayrıca 2 girişlerimiz var. Burada turuma bastım 50 derece, bir daha bastım 70 derece. Biliyorsunuz zaten turumanın bir tuşu var. Su ısıtmak için hemen burada. Karavan çok büyük olmadığı için suyumuz çabuk ısınıyor. Çünkü biliyorsunuz borulardan geçmesi gelmesi meselesi var. Kapattı. 220'miz var ve anten girişimiz var. Televizyonunuz varsa isterseniz girersiniz. Sobamız. Turuma 2200 benim hatırladığım. Evet, turuma 2200. Bu güzel bir soba. Çalıştırmadık şu anda. Deneyeceğiz, yapmadık ama bence pırıl pırıl küçücük bir soba. Burada bir yine saklama dolabımız var. Gardırop küçük olduğu için ben yaşadığım için, siz yaşamayacaksınız belki ama hani hafta sonu falan gidiyoruz. Yaşadığım için ben yorganı ve çarşaflarımı buraya koydum. Çünkü öyle bir gardırobumuz yok, bu kadar büyük değil. Sonuçta bir kamp şeysi bu kadar, yani şu kadar. Ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5 tane asker sevildim mesela. Ama bu bir, dediğiniz gibi, küçük, kompakt bir karavan. Buzdolabımız burada. Hop, buyurun efendim. Küçük, 62 miydi tam hatırlamıyorum ne olur ama. Küçük bir buzdolabı, fakat derinliği var, unutmayın. Küçük ama derinmiş, ben bilmiyordum. Benim 90 litrelik buzdolabımdaki eşyalarımı, eski karavandaki hepsini aldı. Ona sevindim. Sadece hepsini bir anda göremiyorsunuz. Yani dibe çok her zaman almayacağınız bir şey koyarsanız daha iyi olur. Burası da önemli. Burası sistem. Sistemi buraya koymuşlar. Bence de iyi olmuş. Çünkü başka koyacak bir yer yok. Bütün burada sigortalarınız, invertör. 600'lük invertörüm var. Bana da yetiyor zaten. Ki invertör ben kullanmayı pek sevmiyorum. Şu an 220 girdiği için, şehir elektriği girdiği için şu anda her şeyiniz 220. Çektiğiniz anda otomatikman her şey 12 volta dönüyor. 12 voltta yaşar mıyım? Tabii yaşar. Ama arada bir 220'den çekmeniz lazım ki biraz 12 voltla akünüzü şarj ve deşarj edin. Çok da aküsüz hayatı geçirmemeye çalışın. Burada yine bir dolabımız var. Yine işte biliyorsunuz bunlar, artık söylemeye gerek yok. Basacaklar falan filanlar. Burada iki tane küçük teyibimiz var. Teyip genelde olmaz. Genelde şeydir, bakayım da. Onu anlatacağım ben size. Kamera buraya geldi. Tamam. Şimdi genelde doğru. Görüntüyü güzel verelim istiyor. Sağ olsun Volkan'ım. Bu İngilizlerde çok var. Bir de eski Almanlarda vardı. Şimdi pek teyip yok. Ama sağ olsunlar koymuşlar, fena mı? Hayır, çok iyi. Pioneer markasıyla koymuşlar. İki tane kolon var burada ve burada. Ben müzik dinlediğim için de, arada bir film seyrettiğim için de Bluetooth'a bağlandığı için mutluyum. Arkadaşım Burak sağ olsun. Burak dedi ki abi yapalım bunu dedi. Yaptı, çok mutluyum. Efendim burada 1220'niz var. Bir de şu ışığınız var. Burada da aynı şekilde köşede oturursanız, burada 220 koymamışlar. Flash disk ve USB girişi koymuşlar. Burada da ışığımız var. Perdelerimiz şu üzerinde gezen perde. Bak, gece kapatabilirsiniz isterseniz diye söylüyorum. Bunlar cırtlıklı. Böyle kapat. Çok da bence bayağı iyi yani. Çok karartma perde değil ama işte fena değil.
Gündüz bunlar açıkken ben bunu yürütebiliyorum. Bu da güzel bir şey aslında. Bunlar tek elinizle olabiliyor. Alttan kaldırırsanız sineklik var. Yani materyal güzel, kötü değil. Koltukların kumaşları çok güzel. Bence yakından görün, bakın, ben çok beğendim. Hani oturduğunuz zaman, bir de işte bu, alıştım ben bu İngiliz keyfine. Yani ne bileyim ben. Yastığı böyle koyuyorum buraya şimdi. Bazen arkama koyuyorum. Hani böyle keyif. Burası bu. Şimdi buraya geldiniz. Oturuyorsunuz. Şurası bize yetiyor aslında. Yani bunu ben koydum da öyle. Şurası bize yetiyor mu? Yetiyor. Ama burada İngiliz modelinden esinlenerek yapılmış. Hop, buradan şöyle bakın kaldırdınız. İttiniz, masa oldu. Üstünü yüklenebiliyorum. Çünkü materyal sağlam. İngilizlerde biraz şeydi, eskilerde, Alman eskilerde var. Bastırdınız, ittiniz, kapandı. Burada yine küçük bir dolabınız var. Unutmayayım istiyorum bir şeyleri. Ha, burada yine sineklimiz var. Bunlar tek elle olabilir ama şu yukarıdaki büyüğü çift elle yaparsınız. Şey yapacağım, bunu bir göstereyim önce. Şu önemli. Şu, bakın. İki elle yaparsanız iyi olur çünkü bu özel bir yapılmış bir pencere. Yani bu bir bomba pencere yok. Var biliyorsunuz başka yerlerde ama onlar tek cam. Sadece cam imalatında. Bu da yukarıdan aşağı. Şunu indirirseniz güneşlik olur. Ben sizin için açtım. Normalde bunu açmıyorum. Yatak meselesi var. Uyuyacağım, yatacağım. Uyuyacağım, yatacağım. Ne yapacağım, ne edeceğim meselesi var. Evet, çok kolay. Aslında çok zor değil. Bir adı jimnastik oluyor. Keyifli, güzel. Ha, büyük model olsaydı olurdu. Büyük modelde yapabilirdik belki ama olmadı. Işık fazla geliyor mu böyle buradan? Gözüküyor mu her şey? Çok güzel. Biraz indirebilirim değil mi? Şöyle biraz hatta şimdi bir kapatayım. Burayı bir görelim, biraz güzel görelim. Şimdi burada benim de hatta eski karavandan biliyorsunuz, klasikten. Lata dediğimiz bir sistem. Bu çok kolay. Her zaman yapabileceği, her firmanın yapabileceği bir şey aslında ama sağ olsun Sivan Karavan bunu düşünmüş. Demiş ki abi, lata güzel bir şey. Şimdi buraya yatak yapacağım. Musa araba büyüyecek. İşte buyurun. Lata sistemi. Bunun üzerine de minderlerimizi koyuyoruz buraya. Çok kolay. Akşam min yaptınız. İki kişi çok rahat yatıyor. Çocuğunuz da bile rahatça yatabilirsiniz. Ben çok memnun kaldım. Bilmiyorum. Süngeri ve kumaşı gerçekten iyi ama yazın sıcakta bilmiyorum ne olur. Sanki biraz yazın emin değilim ama hani sıcak olursa üstüne bir örtü falan da serilebilir ama kumaşın güzelliği bir şu anda ben 3 gece kaldım. İlk gece uyuyamadım tabii, malum çok iyi oldum. Karavanları birbirine naklettim, onu oraya koydum, bunu buraya koydum falan filan. İşte böyle bir şey yaptık. Sivan Karavan'dan merhaba, hoşça kalın, görüşmek üzere.